Orhan Veli Kanık İşsizlik İşsizlik kötü şey ve selam. İşsizliğin kötü olduğunu da yalnız aç kaldığım zamanlar düşünüyorum. Can sıkıntısından bunaldığım sıralarda da düşünsem ya olmuyor. Bu bahçeye de hep böyle zamanlarımda gelirim. Neden acaba? Etraftakilerin de çoğu işsiz. Bu bahçe sadece kaderleri bu yolda ortak olanları mı çekiyor dersiniz? Olabilir. Vakit öğleye geçiyor. Aşıktan bahsettim ama pek de aç değilim. Bununla beraber neden bilmem etrafımdakilerden utanıyorum. Herkesin yemeğe gittiği bir saatte benim parasız pulsuz buralarda dolaşmam bir suçmuş gibi geliyor bana. Boş sıralardan birine oturdum, düşünmeye başladım. Bereket versin sigaram var, o da olmasa felaket bilmem ne dağındaki petrol arama kampında bir iş teklifi etmişlerdi. Gitseydim kötü mü olurdu sanki? Enayilik işte. Parayla pulla değil ki. Bir odam olurdu, hiç olmazsa ev kirası düşünmezdim. Sabahları acı kahvemi içebilir, öğle akşam yemeklerini kampın tabuldotundan yiyebilirdim. Tabuldotu düşünür düşünmez karnım guruldamaya başladı. Demek acıkmıştım. Şu yemek denilen şey de tuhaf bir şey. İnsanlar neler icat etmişler. Düpedüz ot yemek yahut çiğ çiğ et yemek dururken neler çıkarmışlar ortaya? Balığı denizden tutacaksın. Başka çeşidi olursa olmaz, levrek olacak. Ateşi yakacaksın, suyu kaynatacaksın, levreyi içine atacaksın. Haşlandıktan sonra çıkaracaksın, bir tabağa koyacaksın, soğutacaksın başka bir kabın içine tavuktan çıkan yumurtayı kıracaksın başlayacaksın çalkalamaya. Yumurta hep aynı tarafa doğru çalkalanacak. Bir yandan ince ince zeytinyağı dökeceksin. Zeytinyağı iplik gibi dökülecek. Zeytinyağının da hikayesi ayrı. Zeytini daldan koparacaksın, ezeceksin, yağını alacaksın. Mutlaka zeytin olacak. Fındık olsa olmaz. Susam olsa olmaz. Pamuk olsa olmaz. Zeytin. Zeytinyağı iplik gibi dökülecek. Yumurtayla zeytinyağı kıvamını bulunca bir kaşıkla onu soğumuş levreğin üstüne gezdireceksin. Oldu mu sana mayonezli levrek? Kim bilir. Belki de olmadı. Olmazsa olmasın. Aşçı değilim ya. Mayonezli levreğin de ne hoş bir kokusu vardır. Acı cevize benzer lezzetle kokunun birbirine benzediğini de ilk defa düşünüyorum. Hem, birader, ne ne lazım senin mayonezli levrek? Onu düşüneceğine ekmek düşünsene. Oh, canım ekmek, sıcak ekmek, taze ekmek. Yeni çıkarken ne güzel kokar fırınların önü. Fırından yeni çıkmış ekmek ne güzel yakar insanın elini. Evet, petrol kampına gitmeliydim. Gerçi şehirden tanıdıklardan uzak kalacaktım. Ama ne çıkar? Orada da ahbaplar bulamaz mıydım? Bir petrol kampında ne gibi ahbaplar bulunabilir? Şimdi de onu düşünüyorum. Mesela Amerikalı bir mühendis bulunabilir. Mesela Teksaslıdır. Macera dolu bir hayatı vardır. Kimse bilmez. Jeolojik kaidelerine göre bir yerde petrol damarına rastlamak gerekir araştırmalara girişilir, yıllarca uğraşılır, bir şey çıkmaz. Petrol, yüzyıllarca evvel oradan kaçmış başka yere gitmiştir. Buna karşılık hiç umulmadık bir yerden de günün birinde petrol çıkıverir. İnsan bütün ömrünü bir hayal peşinde tüketebilir yahut bir anda zengin olabilir. Petrol büyük bir at yarışıdır. Macera işidir, kumar işidir. Hayatı ile dolu tek Teksaslı da bir kumarbazdır. İhtimal içki de içer. İçkiyle kumara fazla düşkün insanların karıları biraz uçarı olur. İhtimal… Neyse geçelim bunları. Ağzı biraz içki kokan, tütün kokan, günün birinde de bir kumar masasından milyonlar vurarak kalkacak bir erkeğin de bir kadın için çekici tarafı yok mu? Ama Teksaslı kimden vuracak milyonu? Bizden mi? Kondu öyleyse yağlı kuyruğa. Ulan kerata kumar düşüneceğine karnını doyur dese haksız mı? Bir kundura boyacısı geldi gözü ayak kaplarımda. Oyalım beyim, dedi. Eşşoğlu eşşek, ben şimdi boya mı düşünüyorum? Çek bakalım arabanı şuradan, diyecektim, diyemedim. Kibarlığım bırakmadı. Hayır kardeşim, istemez, diye tatlıya bağladım. İhtimal başka ahbaplar da bulurdum petrol kampında. Mesela yaşlı bir muhasebeci, biraz Alaturka, biraz ehli keyif, hayvan meraklısı bir adam. Mesela kedi besler. Kedisinin bir adı vardır. Mesela Pamuk. Ya kendi adı? Kendi adı Ethem Bey olmalı. Ethem Bey'in aksine pek alafranga bir de genç bulunmalı kampta. Mevkii şef olmalı, İngilizce bilmeli. Ethem Bey'e inat, Erdoğan köpek beslemeli. Erdoğan da kim? Ha? Erdoğan da işte o gencin adı. Köpeğinin de bir adı olmalı. Ne olmalı? Ethem Bey'e inat, alafranga bir isim. Mesela Robinson. Gerçi petrol kampından deniz görünmez ama ne çıkar? Köpeğin adı Robinson olsun. Erdoğan biraz şiirle uğraşmalı. Yazmamalı da konuşmalı. Ara sıra mısralar okumalı. Ne iyi olurdu. Onun da hep şiirden söz açardık. O ihtimal giyimi kuşamıyla modern bir genç olmasına rağmen kafasıyla bir hayli eski olacaktı. Mesela şair olarak Haşimi severdi. Hatta Haşimi sevmeyi bir ilerilik bile sayabilirdi o bana şiirle maddenin bağdaşmayacağını, şiirin görünmez parmakların içimizdeki tellerden çıkardığı ilahi nameler olduğunu söylerdi. Zavallı ben. Bu sözlerle ne demek istediğini sormaya bile cesaret edemezdim. Onun inancını sarsmaya gücüm yetmezdi ki. Ama ne olursa olsun bütün softalar gibi bu delikanlının da sevimli tarafları olabilirdi. Kendisini öğrendiklerinden geçirmeye gücüm yetmeyeceğini bildiğim halde onunla şiir tartışmalarına tutulmaktan da alamazdım. Benim şair Orhan Veli olduğumu da herhalde öğrenmemeliydi. Gözünden fena düşerdim yoksa. Hatta aleyhimde atıp tuttuğunu bile duysam kendimi tanıtmamalıydım. Varsın o rahat konuşsun. Desin ki Orhan Veli mi? Onlar da mı şair? Bırak şu hop stilleri Allah aşkına. Bu türlü maskaralıklar Avrupa'da çoktan geçti. Yazsalar ya vezinli kafiyeli doğru dürüst şiir. Yazsalar ya sıkı mı? Yazamayınca ne yapacaklar? Tabii böyle bin bir şaklabanlıkla nazarı dikkati celbetmeye çalışacaklar. Kolay iş bunlar kardeşim, kolay iş. Halbuki sanat o kadar kolay değil. Varsın söylesin Erdoğan, söylesin boşaltsın içini. Tutup ona şiir nazariyeleri döktürecek değilim ya. Hem ne işe yarar zaten? Karşı gelebilir miyim peşin hükümlere? Önümden temiz pak giyinmiş bir kızla kıl pranga kızıl çengi bir delikanlı geçiyor. Ellerinde küçük bir kese kağıdı var. Şam fıstığı yiyorlar. Öğle vakti şam fıstığı. Ekmek yiyin be ekmek. Şam fıstığının sırası mı şimdi?'' Odamız yaz günleri çinkodan damın altında yanar durur. Havada bir petrol kokusu vardır. Akşam üzerleri kulelerde çalışan işçilerin gündeliklerini dağıtırım. Gün battıktan sonra ortalık biraz serinler. Kül rengi dağlara karşı düşüncelere dalmak hoş olabilir. Geceleri portatif karyolamda huzur içinde yatarım. Sabahları Şehmus'un beyaz dişli kızı Meryem'ke süt getirir kirli çamaşırlar varsa alıp yıkamaya götürür. Aylarca kadınsız yaşamışızdır. Meryemken'in göğsüne, kalçalarına baktıkça aklımdan kötü kötü şeyler geçer. Ama tutarım kendimi. Tutarım elimden bir kaza çıkmasın diye. Ara sıra vilayet merkezinden kamyon gelir. Kamyoncuya mektup sorarız. Yok der. İyi su geldi mi? Deriz. Gelmedi der. İshal oluruz, ilaç ısmarlarız. İlaç gelinceye kadar iyileşemeyiz. Abdesthaneler bir hayli uzaktadır. Koşup abdesthaneye gitmek bir meseledir. Onun için odalarda oturak bulundururuz. Ben Erdoğan'la aynı odada yatarım. Akşamları ya kağıt oynarız ya şiirden bahsederiz. O yine Haşim'i tutturur. Ben kabul etmek istemem, o kızar. Haşim, Haşim derken birdenbire karnı ağrımaya başlar. Oturduğu yerden oturak diye bağırarak dar atar kendini. Telaştan yüzü mosmor kesilmiştir. Karyolanın altından oturağa çeker, oturur üstüne. Yüzüne hemen bir sükunet gelir, rahatlar. Biraz evvelki karın ağrısını bir anda unutur. Gözleri uzak bir noktada dalgın düşünür. Sonra bana döner. Bütün fikirlerini özetleyen bir mısra mırıldanır. Melali anlamayan nesle aşina değiliz. Oturduğum sıradan kalktım. Bahçe biraz daha kalabalıklaşmıştı. Başkalarının oturduğu sıraların önünden geçerek kapıya doğru yürüdüm. Herkes başka bir şey konuşuyor. Her önünden geçtiğim insanın söylediklerine kulak misafiri oluyorum. Söylenenlerin pek azını duyabiliyorum. Biri şey diyor. Ben diyor, malımı bilirim. Onun yiyeceği halt. Geçiyorum. Yaklaştığım sıradan başka kelimeler duyuyorum. Tain emri imzadan çıkıncaya kadar bir çare. Geçiyorum. Her geçtiğim sıradan kulağımda birkaç kelime kalıyor. Bir filmi orta yerinden ve gözlerim kapalı seyreder gibiyim. Sultan Hamid devri daha iyiymiş. Ceketi ters yüz ettirmeden önce bizim birader. Kadar döviz getirir. Vaka hariciyede. ikinci penaltı haksızdı ama. Burada da sivil memurlar ürkütmeden sayılmıyor. Yemek üstünü hazmettirir. Burnuma esaslı bir et kokusu geldi. Hayal filan değil. Sahici kokuydu. Bir yerde köfte filan kızartılıyordu herhalde. Birden sesleri duymaz oldum. Sağa sola bakınmaya başladım bu kokunun bir de dumanı olacaktı elbet.